Herkese selam. Pınar bugün çok çalıştı. İki tane çekim yaptı. İlki focaccioydu. Onu yayına soktum. İkincisi de çavdar. %100 çavdarlı ekşi mayalı ekmek yapacağız. Cidden benim favori ekmeğim. Lezzeti, dokusu, her şeyi normal beyaz unla yaptığımızdan çok farklı. Fark ne olacak? Bir kere bu çavdarda %1,5 oranında gluten var. Gluten az olması ne demek? Esneklik az demek. Yani katlama yapmayacağız. Esneklik az olduğu için bu kabarma da olmayacak. Yani şekil vermeyeceğiz bu normal beyazla yaptığımız gibi. Böyle bol gözenekli kabaran da bir ekmek olmayacak. Sıkı bir ekmek olacak ama garanti veriyorum çok lezzetli bir ekmek olacak. Yapması da çok kolay. Hemen malzemeleri size göstereceğim, anlatacağım. Birkaç böyle püf noktası söyleyeceğim. Karıştırmaya başlayacağız hamurumuzu. Şimdi kalem kağıdım da hep burada not alıyorum sürekli. Böyle oranları falan size söylemek için. Şimdi bende çok fazla çavdar unu yok. Malum marketlerde de unlar bitik durumda. 400 gram un kullanacağım. Çavdar gibi düşük proteinli, düşük glutenli unlar daha çok su çeker. %90'lara kadar su çekebilir ama gene sizin ununuza göre değişir. O yüzden 400 gramlık bir unda yaklaşık 360 gram su kullanacağım. Bunu ne yaptım ben? İçine çekirdek, keten tohumu, susamlar, çekirdek içleri gibi bir şey koydum buraya, 30 gram. Karışım yaptım. Bu 30 gram çekirdek tohumlarının içine 50 gram suyumu şimdiden koydum. Niye çekirdekleri suda bekletiyoruz? Özellikle keten tohumu gibi, chia tohumu gibi bu tarz tohumlar su çeker. Şimdi ben ekmeğimdeki suyu çekmesin diye onları önceden sularını verdim. 50 gramı oradan düşeceğim yani. Burada 50 gram var. Yani ben buraya 310 gram suyumu koyacağım. 400 gram da unumu koyacağım. Ne kadar ekşi maya koyacağım? Yaklaşık 80 gram maya koyacağım. Tuzum 6 gram tuz olacak. Birazcık böyle sulandırıp suda çözüp tuzumu gene koyacağım. Farkı ne? Ben şu anda tuzunu yarım saat sonra vermek yerine hepsini bir anda karıştıracağım. Zaten gluteni düşük bir un olduğu için yarım saat beklememize gerek yok. Hepsini buraya koyacağız, karıştıracağız, bekleyeceğiz. Şimdi öncelikle suyumu koymakla başlıyorum. Hem bardakla ölçeceğim, gramaja göre bardak ölçüsünde size çıkartmaya çalışacağım. Tartısı olmayanlar için şöyle bir bardak koyuyorum. 310 gram suya ihtiyacım var. Yani 2 bardak 345 gram oldu. Aynen 2 bardaktan biraz az su olacak. Şöyle çavdar mayamı gösteriyorum. Sabah beslemiştim. Gayet güzel kabarmış. Onda yaklaşık 1 2 Keçi boynuzu pekmezim var. Böyle lezzet versin diye onu da ilave etmek istiyorum. İsterseniz bal da koyabilirsiniz. Çavdara böyle pekmez, bal ya da şeker böyle ekstra bir tatlılık, lezzet veriyor. Pekmez de koydum. 1 2 3 4 Yani 4 bardak un. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzunu koyuyorum. Suda beklettiğim tohumlar var demiştim burada. Onları da içine ilave ediyorum. Şimdi düşük ayarda bir 4-5 dakika karıştıracağım. Size kıvam göstermek için durdurdum. Şöyle
çamurumsu bir kıvamı oluyor. Yani beyaz unla yaptığımız o rustik ekmeklerle hiç alakası yok. Hiçbir şekilde esneme yok. Böyle bulamaç gibi olacak elinizde. Gayet normal. Hiç tereddüt etmeyin yani. Devam. 5 dakika ben böyle makinede karıştırıp sonra dinlendireceğim. Bence tamamdır. Güzel karıştı. 4-5 dakika makinede karıştırdım. Makine yoksa evde şöyle karıştırırsınız. Bütün malzeme böyle bir birbirine geçsin. Hemen sıyırıyorum. Cidden yapınca anlayacaksınız. Tamamen normal beyaz undan çok farklı bir doku. Ama lezzet olarak benim en sevdiğim ekmek lezzeti sanırım çavdarlı ekmeklerde oluyor. Şöyle çıkartıyorum. Makine. Kenara alıyorum 2 dakika. Şimdi ne yapacağım? Bunu da tutmak istemedim. Zeytinyağlı bir kaba alacağım. Şöyle 1-1,5 saat burada böyle bir kendi halinde böyle dinlendireceğim. Ondan sonra şekil verip, şekil verme dediğim de yani rulo yapıp kendi kalıbını alacağız. Sonra devamı o kalıpta mayalanmaya devam edecek. Zeytinyağımı alıyorum. Ekmek kalıbıma şöyle bir zeytinyağı döküyorum. Gördüğünüz gibi tamamen böyle bir bulamaç gibi bir ekmek hamuru. Hemen burada bir hamur kartına ihtiyacım oluyor sıyırmak için. Şöyle bir hiç şekil almıyor kesinlikle yapış yapış bir bulamaç. Ama zaten olması gereken o. Kendi doğasında gayet güzel. Şöyle çavdarımı koydum. Kapağımı kapadım. Sonra görüşürüz. 2,5 saat sonra geri dönebildim. Çünkü araya yemek girdi. Yemek hazırladım falan filan derken. Şimdi şekil vereceğiz. Kalıbımıza koyacağız. Ondan sonra dolaba atacağız. Şimdi bende 2 tane kalıp var. Kalıplarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Şimdi bende 1 tane var. Sanki buna küçük gelecek gibi. Bu da büyük olacak gibi ama bakalım. Yani bir şekilde bir ayar vereceğiz artık. Şimdi ne yapıyorum? Tezgahımı biraz unluyorum. Şu şekilde unladım. Hala yapış yapış yani. Ama olsun. Biz onu öyle seviyoruz. Biraz üzerine unladım. Şimdi ne yapacağım? Hafif elimle açıyorum. Şöyle altını unluyorum. Zaten yapış yapış ya. İyice yapışmasın. Şimdi bunu alırsam bu çok büyük olacak. Bunu alırsam çünkü niye kalıba göre şekil verip koyacağız? Kalıbım bu. Buna karar verdim. Buna göre şekil verip ayarlamamı yapacağım. Şimdi uzunluğunu şöyle bu kadar ayarlıyorum. Şöyle. Şöyle bir sağdan, bir soldan. Soldan. Evet, çok fazla unlamazsanız hemen yapışıyor. Biraz daha unlayacağım. Şöyle biraz daha unluyorum. Kalıbınıza göre ayarlayın. Kalıbımı aldım. Kalıbımı direkt aktarıyorum. Şu şekilde. Kalıbı aktardıktan sonra böyle bırakmayın. Üstünü birazcık elinizle şöyle hafif bastırarak çok değil. Şöyle kalıbı oturtturun. Aynen bu şekilde. Bir de benim şu önce ellerimi yıkayacağım. Sonra üzerine daha önceden ıslattığım cevizlerle böyle bir dekorasyon yapacağım. Önceden suda ıslatmıştım cevizlerimi. Hem bu ıslatma hamurdaki suyu çekmiyor. Bir de üstüne koyduğunuz cevizler yanmıyor. Aklınızda olsun. Şöyle birazcık bastırarak cevizlerimi koyuyorum. Üzerine şimdi akşam vakti yaptığım için ben şu anda bekletmeyeceğim. Direkt buzdolabına alacağım ama siz bunu gün içinde yapıyorsanız bekletebilirsiniz. Mühim olan ne kalıpta? Yani kalıbı, hamurla kalıbı neye göre ölçeceğim? Kalıbın böyle bir parmak altında kalması gerekiyor hamur. Aynı bendeki gibi ki kabarma payı olsun.
Şimdi ben bunu buzdolabına yollayacağım. 12 saat mayalandıracağım. Sabah erkenden de beraber tekrardan sizin karşınıza geleceğim. Pişireceğiz. Dolapta mayalandı. Görüyorsunuz. Şimdi yakından size çekiyorum. Dolaptan çıkardım. Böyle bir üstünde bombe olmuş. Bir parmak altındaydı hatırlıyorsanız. Şu anda kabarmış gayet güzel. Açıyorum. Çavdarım 14 saattir buzdolabında gayet güzel kabarmış. Öncesinde şekil verip direkt dolaba attım. Dışarıda bekletmediğim için rahat rahat 14-15 saat dolapta tutabildim. Ama havalar sıcak. Eğer siz şekil verip dışarıda bekletirseniz ya da hiç ben buzdolabına sokmayayım Pınar, dışarıda mayalayayım derseniz 5-6 saatte olabilir. Olduğunu nasıl anlıyoruz? Bir parmak altındaydı hatırlıyorsunuz, videoda çektim. Bir parmak üstüne çıkıyor. Yani çavdar çok böyle beyaz ekmek gibi kabarmaz. Bu kabarma gayet güzel. Şimdi fırınımı ayarladım. 220 derece alt üst ayarda. Yaklaşık bir yarım saattir ısınıyor. İçine de bir kap su koydum. Buharını verdim. Koymadan önce ekmeğimi. 220'de yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Ondan sonra 200'e düşüreceğim. Bunu siz de yapın. Düşürüyoruz ki içi pişsin. Çünkü çavdar bir tık daha uzun pişebiliyor. Ama benimki küçük olduğu için yani 400 gramdan yaptım onu. 400 gramlık undan yaptım. Size en son kaç dakikada nasıl pişirdiğimi detaylı şekilde anlatacağım. Ben şimdi fırına gidiyorum. Evet, 5 saattir bekliyorum. Soğusun diye. Hatta mümkünse siz böyle ertesi gün kesin. Ama ben 3 günlük bir video olmasın diye şu anda keseceğim. İç dokuya bakacağım. Fırın olayını ne yaptık? Hemen kısaca özetleyeyim. 220 derecede önceden ısıttığım fırına bir kap su ve buhar desteğiyle böyle fıs fıs su sıktım biliyorsunuz. Buhar desteğiyle 220'de 20 dakika pişirdim. Ondan sonra 200'e düşürdüm. İçini pişirmek için bir 30 dakika daha pişirdim. Önce bir 25 dakika yaptım. Sonra baktım bir 5 dakika daha olabilir. 5 dakika daha koydum. Yani siz de kontrollü olun. Benimki yaklaşık 50 dakikada pişti diye ümit ediyorum. Ama içini bilmiyorum şu anda. Gelin beraber içine bakalım. Dokusuyla, tadıyla %100 çavdar ekmeğinin sonuna geldik. Ama gelmeden önce birazcık farklılıklarından bahsedelim. Gördüğünüz gibi sık bir doku var içinde. Yani normal beyaz unlarla yaptığımız ekmekler gibi böyle baloncuklu, kabarık bir ekmek olmuyor. Ne yaptık? Zaten çamur bir hamur elde ettik. Ne katlayabildik, ne şekil verebildik. Kalıpta pişirdik. Tamamen normal beyaz buğday unlarından çok farklı bir muamele yaptık buna. Bunu sakın unutmayın çünkü bazen mesaj geliyor bana. İşte hamurum çamur gibi oldu, bir şey yapamadım, hiçbir şeye benzemedi. Çünkü yani gluteni düşük unlar bu şekilde oluyor. Bakın gluten oranına, protein oranına düşükse deyin ki tamam bunu ben şekil veremem. Bir kek kalıbına, çavdar kalıp alabilirsiniz. Mesela bunlar için böyle kalıp yani kalıplar satılıyor. O tarz kalıplarda pişirmeniz gerekiyor. Kendine has bir dokusu var, kendine has bir metodu var. Pişmesi bile daha uzun. Hatta ben 5 dakika bile daha fazla pişirebilirdim. Bir dahakine 1 saat pişireceğim. Siz fırınıza göre ayarlayın ama. Hatta keserken ne hissettim? Ortalarına gelirken hala nemliydi yani ılıktı böyle. Dedim ki yani mutlaka bir gün beklemek gerekiyor bu ekmeği. Ki o nemini alsın, bir dinlensin. Ertesi gün kesin. Hatta ertesi gün mümkünse şöyle bir tost makinesine koyun. Onu böyle ısıtın. Sonra üstüne tereyağı, portakal reçeli tarifi de verdim ya. Üstüne de ondan bırakın. Yiyin. Nefis yani. Herhalde büyük bir ihtimal yarın sabah ben o şekilde yiyor olacağım bunu. Çavdarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama size çok güzel reçeteler hazırlıyorum. Çok güzel tarifler hazırlıyorum. Hem bizim ev için pişiriyorum. Pişirirken de size çekiyorum da. Hatta geçen gün çektim. Tam buğdaylı, çavdarlı, beyaz unlu hepsini karıştırıp form verebileceğimiz bir ekmek reçetesi çıkarttım. Onu da paylaşacağım. İnşallah hoşunuza gitmiştir, faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, like yapınca da böyle benim videolarımı daha çok kişi görebiliyormuş. O yüzden like yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlar kısmında da buluşalım. Bütün sorularınıza seve seve cevap veririm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.